Şunu da çok açık söylemek istiyorum. Biz her sorunun diplomasi masasında çözülmesini istiyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişleriyle ilgili süreçte de görüşlerimizi çok açık bir şekilde söyleyelim. Evet, biz kategorik olarak sizin NATO'ya girmenize karşı değiliz. Ama önce şu şartları, şu şartları yerine getirin. Yani memleketinizde terör örgütlerini bir orada siyasi olarak, kültürel olarak, onları toplumsal olarak destekleyecek zeminler oluşturmayın. Teröre destek vermekten vazgeçin. Bu saldırı bir kere daha gösteriyor ki maalesef İsveç teröre destek vermekten vazgeçmediğini de bir şekilde göstermiş oluyor. Türkiye sözüne sadık bir ülkedir. Çok mu zordur orada bulunan PKK'nın ya da FETÖ'nün elebaşısı teröristleri Türkiye'ye teslim etmek çok mu zordur? Bunların kim olduklarını gayet iyi biliyorlar. Terör örgütlerinin hem de seçime az bir süre kala Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı bu saldırıları önlemek çok mu zordur? Öyle görünüyor ki bir taraftan biz de masada müzakere ederken diğer taraftan terörle olan yakın arkadaşlıklarını da asla sonlandırmak istemiyorlar. Çok açıktır. Eğer böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç'ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir. Bu ikili anlaşmalar, hatta üçlü anlaşma olarak hatırlayacaksınız, o töreni de hatırlayın. Bu anlaşmada İsveç tarafının üzerine düşeni yerine getirmesi şarttır, gereklidir. Bu olayları takip ediyoruz. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde Batı'da bazı ülkelerde de bu ve benzer Türkiye karşıtı gösteriler gündeme gelebilir. Bunun arkasındaki temel mesele güçlü büyük Türkiye'den duyulan rahatsızlıktır. Biz de tam tersine millet olarak Türkiye'nin işte biliyorsunuz birkaç gün evvel de bir dünyaca meşhur bir dergi kapağında Türk bayrağı, içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın silüeti gizli olan bir Türk bayrağı ve Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde diktatörlüğe dönme, geçme ihtimali vardır gibi saçma sapan bir yazı. Sen kendi işine bak. Bu milleti kimi nasıl seçeceğini, kimin arkasında duracağını siz öğretemezsiniz. Bu millet hangi istikamette yürüyeceğini bilir. Sayın Cumhurbaşkanımıza şimdiye kadar verdiği, destek verdiği gibi bundan sonra da inşallah destek verir ve önümüzdeki süreçte Türkiye 100 yılı istikametinde Türkiye yürüyüşünü gerçekleştirir.